Gençler merhabalar. Yeni bir ev videosuyla yine karşınızdayım. Daha önce video çektiğim bir evde hatırlarsanız tam burada bir tane Nokia'nın eski bir tane telefonunu göstermiştim size. Bu ev o zaman tadilat yapmamıştık. Şimdi yani içinin büyük bir kısmı bitti gibi. İçini göstereceğim size şimdi. Dışında öyle bir gösteremedim. Bu arada arkadaşlar burada karkış tam gaz devam ediyor. Hiç azalmıyor. Habire artıyor. Şu an her taraf buz pisti gibi. Yani 3-4 günden beri böyle. Şu an eridi. Bu erimiş hali arkadaşlar. Şurasına bak yürürseniz tamamen buz şurası. Buradan bir kaçsanız daha şu sokağın sonuna kadar gidersiniz. Neyse şu an erimeye başladı. Sıfıra yani tabii sıfırın altında yine ama güneş olduğu için eriyor. Şu an görüyorsunuz. Sular eriyor ama yine tabii eksi hala. Hiç artının üzerine çıkmadı. Uzun bir zamanda çıkmayacak gibi gözüküyor. Neyse şimdi size içeriği göstereceğim. Şimdi içeride şu taşlar içeriden çıktı. Bir mutfakta eski fayanslar vardı. Onları kırdırdık. Şimdi bunlar hepsi atılacak. Şuradaki çöpler möpler atılacak. Burada ağaçlar kırılmıştı bu arada. Geçen karda. Şu ağaçlar kırılmıştı. Onları işte ön tarafa koyduk ki belediye alsın diye. Belediye lütfederse alacak. Canı istediği zaman alıyor ama bize canı istediği zaman işleri yaptırmıyor. Hemen şu saatte şu günde yapman lazım diyor. Zaman veriyor. Neyse. Şimdi içeri girdik. İçeride neler yaptığımızı göstereceğim ve neler yapacağımızı göstereceğim. İşte bunu taktırdık. Daha önce o dışarıdaki fayanslar vardı. Kırık fayanslar. Şimdi bunları döşettirdik. Gördüğünüz gibi güzel oldu. Sadece şu kenarlarını işte küçük trimler vuracağız. Ocağımızı köşeye koyacağız. Ve şunları boyayacağız falan filan. Burası hazır olacak. Burası hazır olacak. Yani tabi şuralar temizlendik falan. Buradaki çöp, büyük kısmı çöp zannedersem. Çöplerin haricinde de eşyaların hepsini işte gereklilere koyacağız. Göndereceğiz falan filan. Neyse yani bir temizlik yapacağız. Burası dining area. İşte mutfağa girerken herhalde şöyle bir yere masa koyacaklar galiba. Tam ortada bir yerde olacak. Biraz garip bir dizaynı var ama böyle yapmışlar. Şimdi biz daha önceki bu videoyu izlemişseniz duvarlar bayağı kötüydü. Onları tamir ettik, boyadık. İşte tavanları aynı hakeza aynı işlemleri yaptık. Lambalarını değiştirdik. Güzel lambalar taktık. Yeni furnace taktık. Brand new bu. Kirli ama yeni bu. Ondan sonra cuma salona bakalım. Salonda neler yaptık? Salonda herhalde aynı şeyleri yaptık. Eğer lambasını bulabilirsem size. Enteresan. Bunun lambasını diğer tarafa koymuşlar. Ha, buradan giriş varmış aslında eskiden. Neyse. Şimdi burası salon. Gördüğünüz gibi. Yine burada da aynı şey yaptık. Duvarları tamir ettik. İşte tavanı tamir ettik. Yeni şey taktık. Ceiling fan taktık. Ondan sonra yerlere sand yaptırdık. Bir tane büyük bir alet var. O, kazıyor onları. Ondan sonra üzerine işte boya vuruldu falan filan. Şu an hani çok fazla hani çok güzel değil. Evet farkındayım ama işte dediğim gibi bu mahallede yani ne kadar güzel yaparsan yap hiçbir değişmeyecek ve çünkü satsan da değişmeyecek, kiralasan da değişmeyecek. Şimdi ben bunu kiralayacağım. Daha önce kiralıktı zaten. Adam 8-10 ay kaldı. Kalmadı. Daha sonra bir değişik işler çıktı. Washington'a taşınmak zorunda kaldı. Oraya taşındı. İşte biz adam çıkmışken de yerleri falan tekrar yaptık, tamir ettik. Şimdi kiracı gelecek az sonra. İki tane kira tutmak için adam gelecek. Şimdi onlarla görüşeceğim. Şimdi evet hatta bir tanesi gelmiş gördüğünüz gibi. Bir tanesi gelmiş. Hemen onlar gelmeden şunu hemen bitirelim gençlik. Neyse, burası üçüncü odamız, yani ikinci odamız daha doğrusu. Gördüğünüz gibi ikinci odamız da böyle. Yine klasik aynı şeyleri yaptık. Boya badana, ıvır zıvır. İşte floru aynı şeyleri yaptık. Zaten duvarları, yerleri tamir edince, boyayınca, çehresi çok değişiyor. Şimdi burası ışık yok, o yüzden bilmiyorum karanlıkta görebiliyor musunuz da. Evin ön tarafıymış. Burayı kapatmışlar. Şimdi biz burayı tamamen kapatmayı planlıyoruz.
yerleri güzel bir fayans gibi bir şey yapıp duvarları tamamen kapatıp şuraya veyahut da şuraya bir tane pencere takmayı planlıyoruz. Burayı isterse bir oda gibi kullanabilirler. İsterse bir ne bileyim vestiyer gibi büyük ayakkabılık falan şunu bunu koyarlar. Artık insanların keyfine göre bir kullanıma sokarlar diye düşünüyoruz. Evet, şu an gördüğünüz gibi aileler geliyor. Aile geliyor. Şu odamızı gösterdik. Yani tuvalet banyo göstermiştim onlar gelmeden önce. Tuvalet banyomuz burası. Burada bayağı bir şey yaptık. Yerler çok kötü fayanslı. Buraya yeni fayans döşettirdik. Tuvalet zaten yan tarafta. Tuvalet buraya konulacak. Ondan sonra işte şunlar yapıldı. Yeni musluklar takıldı. Yeni lambalar, aynalar, şunlar falan takıldı. Şu an çok pis olduğu için çok albenisi yok ama temizlenince bayağı adam akıllı güzel bir şeye benziyor. Çünkü temiz halini biliyorum. Güzel. Bu odamızda gördüğünüz gibi klasik bir oda. Kapılarını değiştirdik bu arada. Tüm kapıları yeni taktık. Tüm kapılar hepsi yeni. Bir tek şu orijinal kapısı bakın. Eskiden kapılar böyleymiş. Aslında bu kapı da çok daha güzel. Çünkü gerçek ağaç. Bunlar böyle şey gibi. İki tane böyle komuta plak gibi düşünün. İçinde de böyle küçük kartonlar böyle koyuyorlar destek olsun diye. Böyle ucuz bir şey. Çok kaliteli değil. Ama that's what it is. Şimdi bizim elemanlar gelmek üzere. Bu kadar uzun sürmemesi lazım. Bir de basement'ımız var. Basement'ı size gösterebilirim. Basement'ımız da böyle gördüğünüz gibi. Baya bir şey bitirdik burada zaten. Şimdi burada su sayacı var. Su sayacımız burada. Burada furnace'imiz var. İşte bu Eviston alet bu. Arkadaşlar Eviston alet bu. Evet, kiracı arıyor. Hello. Yes, I'm inside. You can come in from the back door. Okay, I'm coming. Give me 1 second. All right. Evet, şimdi geldiler. Aile geldi eve bakmaya. Şimdi bunları kapıyı açayım. Bunlar bakarken de biz şey yapalım. Ne önledim? Gezmeye devam edelim. Bunlar buradalar. Oh, come on in, guys. Hi. You haven't seen this property yet, right? No. Okay. Evet, şimdi ailemiz bu. Şimdi eve bakmaya geldiler. Neyse, basement'ı anlatıyordum mesela. Bunlar baka dursunlar. Ben devam edeyim. Dışarıdan devam edeyim. Şimdi ev içerisinde çöpler vardı. Çöpleri böyle kapının önüne bırakıyorsunuz gördüğünüz gibi. Bakın onları da bırakmış. Belediyeyi arıyorsunuz. Daha doğrusu internetten de yapabiliyorsunuz. Belediyeyi skecil ediyorsunuz. Onlar gelip böyle toplu çöp varsa yılda birkaç defaya mahsus olmak üzere gidip topluyorlar. Bir de gördüğünüz gibi şurada ağaçlar var. Bakın şurada ağaçlar var. Onlar şurada da ağaçlar var. Bu da büyük storm olduğu zaman böyle rüzgar, kar tipi tarzı böyle ağaçların dalları kırıldığı zaman bunu da belediye free olarak topluyor. Sen onu kapının önüne koyuyorsun ama kesiyorsun 6 foot. Yani bir adam boyunda kesip oraya koyuyorsun. Ve belediye bunu ücretsiz olarak alıyor. This one has three, two. It could be three. I'll talk to you. Give me a second. Arkadaşlar gitmem lazım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi kadına bir şeyler anlatmam gerekiyor. Eyvallah diyelim şimdiden.